Fizikoneri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden güzel içeriklerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Storycolik videomuzla karşınızdayız. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve başlıyoruz. İlk olarak Aleyna Tilki'yi konuk edeceğim. Storiesinde çok ilginç bir şey paylaşmış. Kendi kaleminden döktürmüş açıkçası. Çok zeki bir kız olduğuna inanıyorum. İleride bence Aykut kitap çıkaracakmış. Kesinlikle çıkarmalı. Yani o yaştaki bir kızın kaleminden dökülenler çok ilginç. Çok manalı sözler. Evet, şimdi okuyacağım. Bir kaplan ve aslan dili paylaşmış. O da çok ilginç geldi bana. Bir yakından bakar mısınız bir? Aslanın dilinde sanki kılçıklar var gibi. Çok zoomladın mı? Çok enteresan gözüküyor. Hatta zoomlatmaya çalışayım. Bir zoomlayalım. Fark ediyor musunuz? Görüyor musunuz? Yani böyle çok enteresan geldi. Hem paylaştığı fotoğraf hem de yazısı çok ilginç geldi. Şimdi okuyorum size. Merhaba ve merhaba. İkinci kez, üçüncü kez merhaba ve sonsuza denk sadece merhaba. Gerisini getirmek isteme. Merhaba da kalsın. Hoş bir sohbet bile sadece bir merhaba kadar büyük ve emin değil. Asırlar önce kumsal üstünde, kumsalda oturan herkes komşuyken sadece merhabalaştılar. Ve bu yüzden asırlardır hala yaşarlar onlar. Haberiniz var mı? Hiçbir dalga izlerini silemedi. Çünkü iz bile bırakmadan sadece oturdular ve yaşadılar orada. Kim kumsala sahip olmak isterse, kim kumsalın sahibi olmak isterse, işte onlar öldüler. Öldürüldüler. Akan hafif su onların betondan temellerini yıkıp geçti. Çok enteresan değil mi yazılar? Evet. En korkmadığın şey seni en kolay yıkabilecek şeydi yani. Merhaba o yüzden. Sadece merhaba. Senden korktuğum için yalnızca merhaba. Ötesi yok. Kumsalda gözüm yok. Ben bir göçmenim. Korkuyorum senden. Yani yenilmezim. Merhaba ve merhaba. İkinci kez merhaba. Ve sonsuza dek ne nasılsın ne de hoşça kal. Sadece merhaba. Aleyna Tilki yine öylesine ve yine içimdeki insanlara yazılmıştır. Etkileyici. Etkileyici değil mi? Ben gerçekten alkışlamak istiyorum. Yazına bayıldım ve bir şeyler hissettim o yazıda. Yani 19 yaşında bir kızın kaleminden çıkabilecek en güzel yazılar. Başarılı olan insana her zaman başarılı der. Başarısız olan insanı da yayınlamıyorum zaten story'imde. Tebrik ediyorum seni. Sıradaki videomuza geçelim. Yani yazı o kadar şeydi ki etkilendik herhalde. Evet, sıradakine geçelim. Nusret abimiz de devam ediyor gezme. Şaşırmadık da. Aynen. Yani Nusret bir başka yerde, bir bakıyorsun başka bir yerde, dünyanın bir noktasında bir bakıyorsun başka yerde. Yalnız tatlı olaylarına da girmiş galiba, bir bakalım bir yandan. Evet, tatlıları görüyoruz. Güzel, enteresan tatlılar var şu anda görüntülerimizde. Nusret'in restoranlarından çıkıyor. Evet, ve Nusret İstanbul Boğazı'nda teknesiyle geziyor. James Bond. Yani ben oldu mu gezmelerinden yanayım, kazandıklarını göstermelerinden yanayım her zaman. Çünkü bir marka olabilmek için bunları yapmak şart. Marka olursan da, sana anlatıyorum ne farkındaysan Aykut. Marka olursan da daha da başarılı olursun. O yüzden bunları yapmak lazım. Tabii ki de hani şu düşünceler bazen aklımıza geliyor. İşte bu kadar zenginlik, kime yardım ettiklerini nereden biliyoruz? Nasıl yardımlar ki? Nusret çok önemli sosyal projelerde bulunduğunu ben duyuyorum. O yüzden de bu görüntüler çok iyi, çok güzel. Başarılarının devamını diliyorum. Türk bayrağıyla sonlandırmış. Nusret'in müşterileri, ünlü veya ünsüz, Nusret'in tişörtlerini giymeye başlamışlar. Ben de o tişörtlerden istiyorum. Thank you, my friend. We enjoy it a lot. Thank you very much. Bye. Thank you, we enjoy. Thank you. Teşekkürler, çok eğleniyoruz filan modundalar. Nusret de giymiş. Onu çok kısa gördük. Her neyse, problem değil. Bu arada Nusret...
teşekkürler. Hoş geldiniz. Sabahlar. Evet, herhalde bir Arabistan'a gidiyor. Bir konuk, biri ağırlıyor onu herhalde. Suudi Arabistan'a gidiyor sanırım. Ondan sonra tekrar İstanbul'a dönüyor. Nusret dünyayı gezmeye devam ediyor. Başarılı bir şekilde restoranlarını her yerde açıyor. Tekrar ona başarılar diliyoruz. Ve sıradaki videomuza geçiyoruz. Demet Akalın, Demet Akalın'ın minik hayranlarından bir video var. Biri paylaşmış galiba. Demet Akalın da storiesinde paylaşmış. Minik hayranı bir şey istiyor annesinden. İzleyelim. Ne istiyorsun? Demet Akalın. Demet Akalın mı istiyorsun? Hangi şarkısını? Tamam, Demet Akalın açacağım da hangi şarkısını istiyorsun? Demet Akalın'ın da minik hayranları oldukça fazla diyebiliriz. Buradan Demet Akalın'a da sevgiler, minik hayranına da öpücükler diyoruz. Ve artistik jimnastik dünya şampiyonumuz İbrahim Çolak'ın fotoğrafıyla Sorukarik videolarımızı bugünlük sonlandırıyoruz. Ona da buradan çok teşekkür ediyoruz, bizi gururlandırdı diyoruz. Ve yeni videolarımızda tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.